Selamlar değerli meslektaşlarım. Ben Ramazan Hoca. Bugün sizlerle birlikte 2002 dikap alan eğitimi ders konularını işleyeceğiz. Konuya hemen geçmeden önce kısaca bir kelime tanıtayım. Beni daha evvel izlemiş, görmemiş arkadaşlarım için. Meslektaşız, zümredaşız. Ben de Dinki Turba Ahlak Lisesi öğretmeniyim. İmam Hatip İlahiyat mezunuyum. Bunun yanında arkadaşlar yıllardır da KPSS dershanelerinde eğitim bilimleri dersine girmekteyim. Eğitim bilimleri hangi dersine giriyorum? Öğretim yöntem ve teknikleri, program geliştirme, sınıf yönetimi ve materyal tasarım derslerine girmekteyim. Benim hem dikap alancı olmam, yani hem dershanede alan dersine girmem, hem öğretici olmam daha çok dikapçı arkadaşlarımın işine yaradı. Yani siz izleyen arkadaşlarımızın işine yarayacak. Niye? Çünkü alanın son 15 sorusu dediğimiz şu alan eğitimi kısmı hem öğretim programından, yani şu görmüş olduğunuz dikap öğretim programından sorular geliyor ki bu dersi anlatan kişinin şu öğretim programına, yani müfredata hakim olması gerekiyor. Ki şükür kaç yıldır zaten Milli Eğitim Okulları'nda habire bu programı ben uyguluyorum. Yani bizzat yaparak, yaşayarak icra ettiğim bir iştir. Bunun yanında yıllardır da işte KPSS dershanelerinde eğitim dersleri vermekteyim. Naçizane özellikle şu alan eğitim kısmında biraz daha faydam dokunursa diye düşünüyorum diyeyim. Ve uzatmadan kendi yönteme, metoduma geçeyim. Ben dersleri nasıl işlerim? Elimden geldiğince konuyla muhatabımı boğmaya çalışmam. Yani uzun uzadıya konu tanımları yapmam, konu anlatımları yapmam. Kısa öz vermeye çalışırım ki anahtar kelimelerle ÖSYM sorularını çok rahat çözelim. Ki bunu arkadaşlar özellikle şöyle çıkmış sorulara geçtiğimizde, elinde görmüş olduğunuz çıkmış sorular, ÖSYM çıkmış sorularını çözdüğümüz zaman anlayacaksınız. Aslında herhangi bir derse gidip konuyu öğrenirken çok uzun, detaylı, teferruatlı konu bilmeye gerek yok. Bunları çıkmış sorular üzerine beraber görmüş olacağız. Ben hep şöyle yaparım. Kısaca konuyu anlatırım. Sonra hemen ardından çıkmış soru çözümü yaparım. Ki isterseniz kanalımdaki diğer videolara bakın, hep böyle yapmıştır. Konuyu kısaca tanımla, sonra çıkmış soru çöz ki ÖSYM soruları öğretici oluyor mu? Zaten öğretici diyeyim. Zaman kaybetmeden şöyle konu başlarını bir görelim. Hangi üniteleri işleyeceğiz? Nereden soru geliyor? Evvela din öğretim modelleri göreceğiz. İşte dini öğrenme, dinden öğrenme, din hakkında öğrenme, mezhepler üstü, mezhepler arası gibi kavramları göreceğiz. Her yıl muhakkak bir soru geliyor. Bunun dışında dinlerin kendi dışındaki dinlere yaklaşımı, yani dışlayıcılık, kapsayıcılık, çoğulculuk kavramlarını göreceğiz. Burada da her yıl soru geliyor. Bunun yanında değer eğitimi ve değer öğretimi yaklaşımlarını göreceğiz arkadaşlar ki buradan da her yıl soru geliyor. Artı özellikle şu değer eğitimi ile yetkinlikler sadece bizim branşa has değil, sadece dikaba has değil. Burada diğer branşlardan destek alacağız. Hangi branşlardan özellikle? Özellikle sosyal bir yer alandan destek alacağız arkadaşlar. Çünkü şu değer eğitimi dikap branşının yanında, dikap alan eğitimi yanında sosyal bir yer alan eğitimde de habire soruluyor. Benzer sorularımız çok var. Biz o sosyalcilerin de çıkmış sorularını çözeceğiz. Edebiyatçıların da çıkmış sorularını çözmüş olacağız. Tarihçilerin de, coğrafyacıların da çözmüş olacağız diyeyim. Bunun yanında arkadaşlar dikap yetkinlikler kısmı işleyeceğiz. Yetkinlikler derken ana dilde iletişimdir, dijital yetkinliktir, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler gibi yetkinlikler. Hem bizim branşta çıkan hem diğer branşlara çıkan alan konularıdır arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Hem kendi dersimizi öğrenirken kendi çıkmış sorularımızı çözerek öğreneceğiz. Hem diğer branşlara işte sosyal bilgilerdir, tarihtir, coğrafyadır. Bu tür branşlara sorularını çözerekten bu konuları çok güzel öğrenmiş olacağız. ÖSYM'nin bu konularına sorun görmüş olacağız diyeyim. Biraz daha şu alan eğitimi açayım, sonra hemen konuya geçeyim. Değerli arkadaşlar, biz alan eğitimde ne öğrenmeliyiz? Niye öğrenmeliyiz? ÖSYM bizden ne istiyor? Ne soruyor? Değerli meslektaşlarım, bunu biraz program gelişme dersiyle bağlantı kurarak öğrenelim. Program gelişme dersini biz niye öğrendik? Her branşın öğretim programı vardır. Talim ve Terbiye Kurumu web sitesinde yayınlanan şu öğretim programı vardır. Devlet senden şunu ister. Der ki, öğretmenim sen bu branşın öğretmeni misin? Normalde atanmış bir öğretmen ne yapar? Şunu yapar. Dönembaşı 1 Eylül'de tatil biter. Seminer haftası. O seminer haftası bu öğretim programını indirir, inceler, bir yıllık plan hazırlar. Sen ne yap? Sen de önceden şu öğretim programını incele. Bu programlar nasıl oluşturulmuş? Neye göre hazırlanmış? Hangi eğitim felsefesi dikkate alınmış? Efendime söyleyeyim, hangi yaklaşımlar dikkate alınmış? Şu senin öğretim programı ortaya çıkmış. Bunu bilmeni ister. Özellikle dikkatçi arkadaşlardan kendi branşın daha detaylı teferruatı bilmesini ister. Bu bağlamda bize şu öğretim programından sorular geliyor mu? Geliyor. Hem şu modelleri vesaire göreceğiz. Bunun yanında arkadaşlar ben şu öğretim programının bir özetini hazırladım. Bu özeti hep beraber inceleyeceğiz. Ben size şu öğretim programı nasıl gözden geçirilir, nasıl okunur onu lise öğretim programını özetlerim burada. Yani hangi sınıf düzeyinde hangi ünite var, hangi ünitelerde hangi kazanımlar var, anahtar kelimeler vesaire vesaire bunları göreceğiz. Ya mesela açıyorum öğretim programından rastgele herhangi bir sınıfı. Karşıma ne çıktı? Şöyle sınıf düzeyine bakayım. 9. sınıf 1. ünite. 9. sınıf 1. ünite neymiş?
Bilgi ve inanç. Bilgi ve inanç ünitesinin kazanımları neler? İslam'da bilginin kaynakları. İslam inancında imanın mahiyetini tartışır. İsra suresi 36. ayet ile Mülk suresi 123. ayette veren mesajı değerlendirir. Burada uzun uzadıya yazıyor. Ben şu notumda sizler için özetlemişim. Hem şu öğretim programının linki videonun altında olacak. Hem şu özetim de videonun altında olacak arkadaşlar. El yazısıyla yazdım. Ne yaptım? Şöyle uzun olan 36-40 sayfalık öğretim programını şöyle bir 10-12 sayfaya sığdırmaya çalıştım. Burada bütün öğretim programının kazanımlarını, ünitelerini göreceksiniz ve en önemlisi şu anahtar kelimeleri göreceksiniz. Ya mesela rastgele bir sayfayı açıyorum. Ünitem ne olsun? Pardon. 10. sınıf 1. ünite Allah insan ilişkisi. Burada kazanımlar var. Artık kazanımlara gelen anahtar kelimeler. Mesela benim bu ünite için anahtar kelimem ne? Esma-ı Hüsna, tilavet, kıraat, dua, tövbe, istiğfar gibi anahtar kelimelerim var. Bu anahtar kelimeler soru çözerken işte çok yarıyor. Zaten arkadaşlar saatlerce ne yapmaya çalıştığımı özellikle çıkmış soru çözerken çok daha iyi anlayacaksınız diyeyim. Daha da fazla zaman kaybetmeden hadi konularımızı işlemeye başlayalım. Meslektaşlarım artık yavaş yavaş konularımızı işlemeye başlayalım. İlk şey yazın ünite din öğretim modelleri. Çıkmış olarak bakmışsanız şunu görmüşsünüzdür. Şu dini öğrenme, dinden öğrenme, din hakkında öğrenme ile ilgili kavramlar her yıl sorulmuştur. Burada isim benzerlikleri var. Bunlar hazırlanan arkadaşların bayağı kafasını karıştırır ama korkmayın. O iş bende. Ben size şimdi çok basit, pratik anahtar kelimeler vereceğim. O anahtar kelimeleri artık bu konuları karıştırmayacaksınız. Önce dini öğrenmeyle başlayalım. Dini öğrenme nedir, ne değildir? Dini öğrenmenin dinden öğrenmeden, din hakkında öğrenmeden ve diğerlerinin farkı nedir? Hemen şu anahtar kelimeyi veriyorum arkadaşlar. Şöyle şeriat ülkeleri diyeyim. Şeriat ülkelerinde uygulanandır. Ne demek istiyorum? Mesela Suudi Arabistan'da, mesela İran'da, mesela İsrail'de, mesela Vatikan'da uygulanan modeldir. Neden? Çünkü o ülkelerde homojen yapı vardır. Homojen yapı ne demektir? Homojen yapı yani vatandaşların büyük çoğunluğu aynı inancı benimsemektedir. Yani heterojen değildir. Farklı farklı insanlar pek yoktur. Burada dini öğrenme yaklaşımına beklenen şey nedir? Amaç öğrencilerin o dini artık ülkedeki din hangisi ise Hristiyanlık mı, Yahudilik mi, İslamiyet mi? Öğrencilerin o dinin inanırı yapmak ya da öğrenci zaten inanıyor ise inançla bağlarını güçlendirmektir. Ne demek istiyorum? Birazcık daha açayım. Yani dini öğrenme modelinin uygulandığı ülkelerde amaç neymiş? Amaç şuymuş arkadaşlar. Vatandaşları inanan insanlar yapmak ya da zaten inanıyorsa inançla bağlarını güçlendirmekmiş. Demek burada öğretmenin rolü, öğretmenin görevi ne? Burada bir dini telkin etmek amaçlanıyor. Doğru muyum? Okey. Ha demek ki öğretmenin de o dinin inanırı olması beklenir. Öğretmenin de o dinin inanırı olması beklenir. O dinin inanırı olması beklenir. Hemen soruyorum. Türkiye'de uygulanan model bu mudur? Cevabı sen ver. Kendinden yola çık. Din kültür öğretmeni olmak istiyorsun değil mi? Devlet sana dinini, mezhebini, meşrebini vesaire soruyor mu? Hayır. Üniversite diploman var mı? Var. Pedagojik formasyonun var mı? Var. KPSS'li puan aldın mı? Aldım. Mülakatı geçti mi? Bitti. Mülakata gittiğin zaman kimse sana dinin nedir diye sormaz. Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Yahudi misin? Hindu musun? Yoksa deist misin? Agnostik misin diye bir soruyla karşılaşmazsın. Devlet diyor ki biz laik bir ülkeyiz. Bizim ülkemizde dini öğrenme yaklaşımı kullanılmaz diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama Suudi Arabistan'da öğretmen olmak istersen, İran'da öğretmen olmak istersen iş değişir.
İran'ı kullanan model dini öğrenmedir. Niye? Şeriat yönetiliyor. Ya da Vatikan'a gitti. Vatikan'da din kültürü öğretmeni olmak istedim. Orası da Hristiyanlık şeriatıyla yönetiliyor. Yine dini öğrenme. Ya da İsrail'e gittin. Tel Aviv'de bir ortaokulda, lisede öğretmenlik yapmak istiyorsun. Yine orada dini öğrenme yaklaşımı kullanılır. Tel Aviv'de Yahudi bir öğretmen olman lazım. Vatikan'da Hristiyan. İşte Suudi Arabistan'da Müslüman bir öğretmen olman lazım diyeyim. Zaman kaybetmeyeyim ki en kolayı dini öğrenmedir. Sadece şu anahtar kelimeden bile rahatlıkla yakalarsınız arkadaşlar. Soruya baktınız. Herhangi bir din öğretilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin o dinin inanır olması bekleniyor. İnançla güçlerin bağlanması bekleniyorsa bana sorulan dini öğrenmedir. Tek bir din, tek bir mezhep merkezi alınaraktan o dinin temel eserleri okutulur. Diğer dinlere farklı bakış açıları bakarlar. Diyelim. Zaman kaybetmeden dinden öğrenmeye geçeyim. Dinden öğrenme için anahtar kelimem ne? Çok çok basit. Üstüne hemen şunu yaz. Türkiye'de uygulanan. Türkiye'de uygulanan. Şimdi diyeceksin ya hocam Türkiye'de uygulanan mezhepler üstü falan filan diyebiliyorum. Doğrudur. Mezhepler üstü de bu iç içedir. Ne demek iç içedir? Şu dinden öğrenme, dini öğrenme, din aklını öğrenme daha geniş kapsamdır. Bunların alt başlıkları ise ne oluyor? Mesela dini öğrenmenin bir alt başlığı nedir? Mezhebi. Diğer adıyla doktriner yaklaşımdır. Doktriner yaklaşım dini öğrenme üst kümesinin bir alt kümesidir. Anlaştık? İç içedir ha. Farklı bir şey yok. Türkiye'de uygulanan nedir? Dinden öğrenme. Bunun için en önemli anahtar kelimem ne? Şu. Eğitsel çalışmalar. Eğitsel çalışmalar. Eğitsel çalışmalar ne? Ya biz kısası eğitsel çalışmalar çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışacağız da ne öğretmeye çalışacağız? Bekleyin ben size biraz daha ipucu vereyim. Hemen eğitim bilimleri dersinizi hatırlayın. Özellikle öğretim, yöntem ve teknikleri dersinizi hatırlayın. Siz bu derste ne öğrendiniz? Şimdi hızlı hızlı sayıyorsunuz. Öğretim ilkelerini öğrendik, öğrenciye görerek somuttan soyuta hayatilik, model yaklaşımları öğrendik, yapılandırmacık, aktif öğrenme, basamaklı öğretim, okulda öğrenme, tam öğrenme, altı şapka altı kapı. Dur uzatma, dur. Bunu istemedim. Özetle ne öğrendin? Bana bütün teknikleri sayma, yöntemleri sayma. Bir sürü yöntem teknik var, bir sürü model var. Ne öğrendin özetle? Hemen şunu de. İşte şu çağdaş yaklaşım ne diyordu? Biz öğrenci etkin kılalım, aktif kılalım, öğrenci merkeze alalım. Öğrenci merkeze alalım derken ne demek istiyoruz? Öğrenci ilgi isteği merkezde olsun. Yani biz öğretim yöntem ve teknikleri dersinde öğrendiğimiz yöntem ve teknikleri kullanırsak, altı şapkadır, altı ayakkabıdır, istasyondur, beyin fırtınasıdır, kar topudur, dır, akvaryum, bulman, proje, problem. Bunları kullandık çocuğa biz ne öğrettik? Hangi konuyu öğrettik? Herhangi bir konu değil. Biz öğrencimize öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenmeyi, öğrenme. Hani biz rehberdik ya. Hangi konuda rehberdik? Çocuğa öğrenmeyi öğretme noktasında rehberiz arkadaşlar. Biz öğrencimize öğretim yöntem teknikleri dersinde öğrendiğimiz yöntem ve teknikler sayesinde öğrenmeyi öğretiriz. Sonra ne olur? İşte o öğrenmeyi öğrenen öğrenci kendisi gider, bizzat dinden kendisi öğrenir. Bak isminden kopya çek. Dinden öğrenme. Dinden öğrenecek olan kişi kim? Öğrenci. Öğrenci gider, o dinden öğrenir. Öğrenci kendisi kendi öğrenme yoluyla öğretmenden değil, büyük büyük yazıyorum, dinden, şöyle, dinden öğrenir ise bana sorulan isminden belli, dinden öğrenme. Okey arkadaşlar bak, isim benzerliği var. Mesela bir din hakkında öğrenmeyi birazdan göreceğiz. Orada isim benzerliği vardır. Burada hemen şunu yapıyorsun. Dinden öğrenme nedir? Biz öğrenciye öğrenmeyi öğretiyoruz. Öğrenci gidiyor, o öğrenme yoluna gidiyor. Hangi dini öğrenmek isterse. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik vesaire gidiyor dinden öğreniyor. Burada bir dur. Hemen öğretim programının içeriğine biraz giriş yapmak istiyorum. Muhtemelen şunu diyeceksiniz. Ya hocam biz staj yaparken şunu gördük. Din kültür ders kitaplarında 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12'lerde hep İslam öğretiliyordu. Senin bu anlatımlarına bakılırsa biz burada herhangi bir dini telkin etmiyoruz. Bak. Dini öğrenmede herhangi bir dini telkin ediyorduk. Öğretmeye çalışıyorduk. Bu anlattığımdan şunu anladın herhalde. Ben çocuğa herhangi bir dini öğretmeye çalışmıyorum. Doğrudur. Da kitaplarımızda hep İslam var. İslam'da hep Ehl-i Sünnet var. Ehl-i Sünnet'in çoğunlukla Hanefilik mezhebi var. Kafam karıştırıyorsun.
Sakin ol, kafa karışıklığını gidereyim. Bekle. Yine eğitim bilimlerine destek çıkacağız. Ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülkedir. Laik ülkede biz kalkıp tek bir dini telkin etmeyiz. Bu yasaktır. Ama öğretim programının içeriğine bakıyorum. Mesela 10. sınıf 1. ünite Allah insan ilişkisi. Devam ettim 2. ünite Hazreti Muhammed ve gençlik. Devam ediyorum 10. sınıf 3. ünite din ve hayat. Devam ediyorum 10. sınıf 4. ünite ahlak, tutum ve davranışlar. Devam ettim 10. sınıf 5. ünite İslam içerisinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumlar. Yani o kelam dersinde öğrendiğin eşarilik, maturidilik vesaire bunları işleyeceksin. Artı fıkhi yorumlardan kastım fıkhi ameli mezhepler, haneflik, şafilik, maliklik bunları işleyeceksin. Hani tüm dinlere eşit mesafe dediği ülke dersen. Cevabım şu. Yine eğitim bilimleri bilgilerini hatırla. ÖYT'de sen öğretim ilkeleri görmüş değil mi? Neydi bu öğretim ilkeleri mesela? Bunlardan bir tanesi yakından uzağa ilkesi. Yakından uzağa. Devam et. Bir öğretim ilkesi daha var. Bilinenden bilinmeyene. Bak unutma değerli meslektaşım. Ülkemizin milli eğitim sistemi tüm dinlere eşit mesafededir. De niye kitaplarda hep İslam var, ne bileyim diğer dinlere çok az yer verilmiş diye sorarsan cevap aha bu iki öğretim ilkesindedir. Yakından uzağa bilinen bilime ne alaka diye sorarsan. Yakından uzağa ilkesi bize neyi öğretti? Şunu öğretti. Biz öğrencilerimize herhangi bir konuyu, herhangi bir kavramı öğretirken onun yakından başlarsak, yakından uzağa doğru gidersek daha iyi, daha etkili öğrenme gerçekleşmez mi? Gerçekleşir. Yani coğrafyadan örnek verebilirsin. Mesela Karadeniz'e görev yapan bir öğretmen, hani bitki türlerini anlatırken Karadeniz'deki bitki türlerini anlatırsa daha iyi öğrenme olmaz mı? Olur. Ya da seçim sistemini anlatan bir sosyal bilim öğretmeni yakın tarihten uzak tarihe doğru giderse, yakından uzağa gittiği için daha etkili, verimli bir öğretim hizmeti sunmuş olmaz mı? Sunmuş olur. Şimdi dön Türkiye'ye, Diyarbakır'a, Mardin'e, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya'ya. Öğrencinin etraftaki din hangisidir? İslam. Anne baba Müslüman, kolu komşu Müslüman, her tarafta cami var, hep ezan sesi dinliyor değil mi? Çan sesi falan duyduğu pek yok. Hindu mindu bir komşusu yok, Şintoist bir komşusu yok. Yanlış mıyım? Heh, o çocuğun yakın olan İslamiyet'i öğrenmesi daha kolay olur. Ama bak biz ona İslamiyet'e inan, Müslüman ol diyemeyiz ha sakın, aman bu yasak. Sakın bana şu cevabı verme. Ben lisedeyken öğretmenim hep bunu yapıyordu, ortaokuldayken hocamız bunu yapıyordu, hatta bizi namaza götürüyordu falan deme. O senin öğretmenin uygulamasıdır. Ben resmiyete göre, şu öğretim programına göre konuşuyorum değerli meslektaşım. ÖSYM sana buradan soracak. Bu bilgiler önemli. Devam et. Bilinen bilmeye gelince. Şimdi öğrenci yakında olan İslamiyet'i öğrendi mi? Öğrendi. İslam inanç sistemini öğrendi mi? Öğrendi. Tevhid ne demektir? Öğrendi mi? Öğrendi. Allah inancı nedir? Ahiret inancı nedir? Öğrendi mi? Öğrendi. Güzel. Şimdi gel ikinci ilke. Bilinenden bilinmeyene. Bilinenden bilinmeyene ilkesi bize ne dedi? Herhangi bir konuyu, kavramı öğretirken öğrencinin bilinen yola çıkarsa bilinmeyen kavramı çok daha rahat, çok daha kolay öğretirsin. Şimdi öğrenci İslam'daki ahiret inancını öğrendi mi? Diğer dinlerdeki ahiret inancı daha iyi öğrenmez mi? Öğrenir. Öğrenci İslamiyet'teki tevhidi, Allah'ın birliğini yani monoteizmi, tek tanrıcılığı öğrendi. Diğer tek tanrı ve çok tanrı dinleri daha kolay öğrenmez mi? Öğrenir. Yani kısacası velhasılı kelam öğrencimiz diğer dinleri daha rahat, daha çabuk, daha güzel öğrensin diye biz evvela İslam'ı anlatırız. Daha çabuk öğrendi. Artı bilinenden, öğrencim İslam'dan destek alaraktan Hristiyanlığı da, Yahudiliği de, Hinduizmi de, Şintoizmi de, Zerdüştlüğü de. Kaç tane din varsa daha çabuk öğrenir. Çünkü şu dinden öğrenme yaklaşımı bize şunu söyler. Öğrenci öğrenmeyi öğrenir. Eğitsel çalışmalarla sonra hem kendi dinini hem diğer dinleri kendi öğrenme yolları öğrenir ve böylelikle kendisinin de başkalarının da yaşamı, hayatı nasıl anlamlandırdığını öğrenmiş olur. Ya Ramazan Hoca anahtar kelime vereceğim çok uzattın diye sorarsan şimdi kadınlıkların zihnin bir tarafına yerleşti. Hemen not alıyorsan anahtar kelime not al. Soruya baktın. Eğitsel çalışmalar var. Öğrenci öğrenmeyi öğrenmiş, kendi dinini ve başka dinleri araştırmış bir şekilde öğrenmişse bana sorulan dinden öğrenmedir. Bak püf nokta ne? Öğrenci öğrenmeyi öğrenmiştir. Öğretmen illa bu dini öğren, bu dine inan demiyor ha. Çocuk gidiyor öğreniyor. Hinduizm merak ediyor öğreniyorsa bu eşittir dinden öğrenmeye. Bir de din hakkında öğrenme var. Yazmadan bir cümle önce özetleyeyim sonra detaya geçeyim. Din hakkında öğrenme neyse arkadaşlar akademik, bilimsel çalışmalar vardır. Hemen şöyle kodla o zaman.
şu dinden öğrenme eşittir. Hani daha iyi hatırlarsın diye liseden örnek veriyorum. Bizim lise öğretimidir. Din hakkında öğrenmeye geçeceğim. Din hakkında öğrenme ise üniversite eğitimidir. Yani şöyle arkadaşlar, bir tarihçi gibi çalışıyorsun. Şimdi bir tarihçi Osmanlı'yı övebilir mi? Sövebilir mi? Hayır. Betimler, fotoğrafını çeker. Yanlış mıyım? Bak, dinden öğrenmede benim bir inancım var. Çocuk Ali Müslümandır ya da Hristiyan'dır ya da Yahudidir her neyse. Ali demin de ortak bir isim veren Yusuf. Yusuf Müslümandır, Hristiyan ve Yahudidir. Kendi dinini öğrenmiştir. Artı İslamiyet'i merak eder, öğrenir. Hristiyanlığı merak eder, öğrenir. Hinduizmi, Şintoizmi merak eder, öğrenir. Din hakkında öğrenmede ise bir bilim insanı gibi, bir tarihçi gibi değil, daha rahat kopya çekersiniz. Gider o dinle ilgili bilimsel çalışmalar yapar diyeyim. Hemen zaman kaybetmeden tahtayı yazmaya başlayayım. Değerli meslektaşlarım, geldik din hakkında öğrenme yaklaşımına. Din hakkında öğrenme yaklaşımına dinden öğrenme karıştırır. Dikkat edin ama rahat olun, ben size basit tüyolar vereceğim. Oradan çok rahat ayrımı görmüş olacağız. Dini öğrenmeyle bunlar pek karışmaz. Çünkü bariz fark vardı. Mesela dini öğrenme neydi? O hocanın o dinin inanır olması bekleniyordu. Amaç neydi? Öğrenci o dinin inanır yıkılmak ya da inançla bağını güçlendirmekti. Burada ise öyle bir durum yok. Burada farklı bir durum var arkadaşlar. Bu yaklaşım dini araştırmalar yaklaşımıdır. Dini araştırmalar yaklaşımıdır. Ne demek istiyorum? Hani dedim ya, bir tarihçiden kopya çekelim. Tarihçi gibi davranırız. Gibi davranırız. Yani burada amaç dini öğrenmede olduğu gibi insanları bir dinin inanır kılmak değildir. Dinden öğrenmede olduğu gibi hani eğitsel çalışmalarla öğrenme, öğrenciye öğrenme öğretmek değildir. Zaten araştırma yapmayı, bir dini tahkik etmeyi öğrenmiş bireyler gider, o dinlerle ilgili akademik çalışmalar yapar. Okey. Şuraya hemen önemli, en önemli anahtar kelimemi yazıyorum. Burada her zaman bilimsel etkinlikler vardır. Bilimsel etkinlikler var. Yani soruya baktık. Bilimsel etkinlik vurgusu varsa bana sorulan din hakkında öğrenmedir. Yok, eğitsel etkinlikler varsa bana sorulan dinden öğrenme diyeceğiz. Yani ayrımı bu kadar basit arkadaşlar. Yani burada biraz tarihçi gibi yaklaşacağız derken tarihsel kelimeyi söylemem biraz zor oldu. Perspektiften dinler incelenir. Ne demek tarihsel perspektiften dinler incelenir? Yani burada kalkıp bir dini övmek ya da bir dine sövmek söz konusu değil. Yahudiliği araştıracaktır Yusuf adlı arkadaşımız. Yahudiliği övmez, göklere çıkarmaz. Yahudiliğe sövmez. Aa, burası yanlış, burası mantıksızdır demez. Tıpkı bir tarihçi gibi davranır. Yani ne yapar? Betimler. Betimler ne demektir? Fotoğraf çeker. Betimler. Fotoğraf çeker. Yani olanı olduğu gibi aktarmaya çalışır. Aktarmaya çalışır. Yani ne demek istiyorum? Din hakkında öğrenme yaklaşımı kullanan ülkelerde amaç şudur. Öğrenci bir dini öğrenecekse o dini başka dinler üzerinden öğrenmesin. Ne demek? Bir dini öğrenecekse başka dinler üzerinden öğrenmesin. Şöyle düşün. Mesela dini öğrenme yaklaşımında, tahtada olmayan sildiğim o dini öğrenme yaklaşımında İslam öğretiliyor Suudi Arabistan'da. Diğer dinlere hiç değinilmiyor mu? Değiniliyor. Ama İslam'a göre Yahudilik, İslam'a göre Hristiyanlık, İslam'a göre Hinduizm işlenir. Din hakkında öğrenmede ise öğrenci gider bizzat araştırdığı dinin kaynaklarından o dini öğrenir. Yani İslam'a göre Yahudilik değil, Yahudilere göre Yahudilik, Hristiyanlara göre Hristiyanlık. Şöyle düşünün, bir Hristiyan ülkesi var. Hristiyan ülkesinde dini öğrenme kullanıyorsa, yani bu kullanılmıyor, dini öğrenme kullanıyorsa Hristiyanlığa göre İslamiyet'i öğrenir. Yahudilerin bakış açısıyla İslamiyet'i öğrenir. Yani bir tarihsel perspektife değil, tarihsel bakış açısıyla değil arkadaşlar. Tarihçinin yaptığı gibi değil. Bir dine inanmıştır. O dine göre diğer dinler nedir? Öyle ele alınırken din hakkında öğrenmede araştırma konusu olan din hangisi ise araştırılma
konusu olan din hangisi ise o dinin kaynaklarından din hakkında bak altını çiziyorum, din hakkında bilgiler edinilir diyeyim. Daha da fazla lafı uzatmayayım. Hemen bu konulara çıkmış sorularımıza bakalım. Sonra diğer konulara devam edeceğiz. İlk konumdur diye biraz uzattım arkadaşlar. Biraz tanımlamalar yaptım, açıklamalar yaptım. Bundan sonra bu konuları işlerken hızlı pat 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 anahtar kelimeleri vereceğim. Püf noktaları vereceğim. Pat hemen çıkmış soruya geçeceğim ki fazla vaktinizi almayayım. Muhtemelen sınava çok az zaman kalmıştır. Fazla zamanınızı almayayım deyip hadi çıkmış sorulara bakalım. Evet değerli meslektaşlarım. İlk konumuz olan din öğretim modelleriyle ilgili çıkmış sorular karşımızda ki yıllara göre dizmişim. 2013'ten başlayıp ta 2021'e kadar çıkmış tüm soruları çözmeye çalışacağız. Konu anlatırken de şunları belirtmiştim. ÖSYM soruları gayet öğreticidir. Biz bu konuları aynı zamanda şu soruları çözerken de öğrenmeye devam edeceğiz. Böylelikle sınava girdiğimizde inşallah soru falan kaçırmayacağız diyeyim. Ve ÖSYM'nin bu konuların ne kadar zor sorduğunu bir görün bakalım. İlk soru okuyorum. Bu özelliklere sahip din öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Okuyorum öncülü. Öğrencinin bir dine inanır yapmak temel hedeftir. Zaten şu ilk satırı okur okumaz hemen cevap tak gelmiştir aklı ama acele etme. Çünkü bizim alan sınavına zaman problemimiz yok. Genel yetenek sınavında olduğu gibi tüm maddeleri okuyup ve tüm şıkları okuyup işaretleyeceğiz. 2. Tek bir dinin hakim olduğu toplumlarda uygulanır. Güzel, bu da iyi bilgi verdi bana. 3. Öğretim sürecinin katılımcıları aynı dinin mensubudur. 4. Diğer dinlerin öğretimi, yani mesela Müslüman bir ülkede bu model uygulanıyorsa öyle diyeyim. Diğerlerinin öğretimi benimsenen din. İslamiyet'e göre Hristiyanlık, İslamiyet'e göre Yahudilik, İslamiyet'e göre işte Hinduizm, Şintoizm şeklinde işlenir. Diğerlerinin öğretimi benimsenen din açısından yapılır. Yani objektif, tarafsız olmuyor. Dikkat et. Bu hangisiydi? İşte mezhepler arası mıydı? Dinler arası mıydı? Din hakkında mıydı? Dinden öğrenme miydi? Tabii ki cevabı hemen siz vermişsinizdir. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Cevap dini öğrenme modeliydi diyelim ve zaman kaybetmeden hemen ikinci soruma geçeyim ki zaten şu öncüler bize dini öğrenmeyi özetledi diyeyim ve devam edelim. Evet arkadaşlar geldik 2013 yılının ikinci sorusuna, yani konumuza ilgili ikinci sorusuna. Zaman kaybetmeden okuyorum. Bu soruda bize Türkiye'de uygulanan yaklaşımı öğretecektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de orta öğretim, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde benimsenen yaklaşım için söylenebilecek bir yargı değildir? A. Herhangi bir mezhebi esas almaz. Türkiye'de din öğretimi yapılırken herhangi bir mezhep esas alınmaz mı? Şimdi bu şıkkı okur okumaz şunu demişsinizdir muhtemelen. İyi de ben okurken hep işte Ehl-i Sünnet anlatılıyordu. Yani Şiile veya Vehhabi'ye göre İslam anlatılmıyordu bize. Hatta Ehl-i Sünnet'in işte Haneflik mezhebi anlatılıyor diyebilirsin. Aman ha sakın bu yorum yapma. Neden yapmama gerektiğini zaten ben videonun başında açıklamıştım. Unuttuysan hemen başa al, izle, devam et. Herhangi bir mezhep esas alınmaz. Bu doğrudur arkadaşlar. Eliyorum. B. Mezhepler arası tartışmaya girilmez. Evet, böyle bir tartışma olmaz çünkü herhangi bir mezhep merkeze alınmamıştır. Mezhepler üstü anlayış var bizde. C. Diğer dinler hakkında bilimsel bilgi önceler. Evet öyledir. Diğer dinler hakkında bilimsel bilgi öncelemeyen hangisiydi? Dini öğrenmeydi. Yani şeriat ülkelerinde uygulanandı. Türkiye'de uygulanmıyor. D şıkkı. Birleştirici olan temel değerleri önceler. Doğru mu? Evet. Birleştirici olan adalettir, sevgidir, saygıdır, işte yardımseverliktir gibi birleşici temel değerler öncelenmiştir. Ki öğretim programının perspektifi değerlerimiz belirlemiştir. Ki değerlerle ilgili konu altında zaten geçerdiniz arkadaşlar. E şıkkı, dini öğrenme modelini benimser. Hayır arkadaşlar, Türkiye'de dini öğrenme modeli benimsenmez. Bu yüzden cevap E şıkkıydı. Yani Türkiye'de orta öğretim, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimde benimsenen yaklaşım değildir. Dini öğrenme modeli, unutmayalım. Peki Türkiye'de hangisidir? Dini öğrenme değilse dinden öğrenme midir? Din hakkında öğrenme midir? Değerli arkadaşlar, orta öğretimde yani liselerde dinden öğrenme modeli benimsenir demiştim zaten videoda. Tekrar edeyim ve zaman kaybetmeden hemen diğer sorumuza devam geldik. 2014 sorumuza. Bu özelliklere sahip din öğretimi program modeli aşağıdakilerden hangisiymiş? Çoğulcu toplum modeline uygun olarak geliştirilmiştir. Çoğulcu toplum derken homojen toplum değil. Farklı dinlere inanan insanların bulunduğu toplumlarda herhangi bir inancı öncelememek esastır. Yani İslam ya da Hristiyanlık ya da Yahudilik öncelenmezmiş burada. Güzel, devam et. Herhangi bir dinin doğmasıyla eğitim yapılmaz. Doğmasından kastımız neydi? Hani sorgulanmayan bilgilerle eğitim yapılmaz. Çünkü herhangi bir din merkeze alınmamıştır. Öncelenmemiştir. Zaten bir önceki öncüyle aynı anlamlı bir cümle bu. Devam et.
Bir dinin anlaşılmasında o dinin mensuplarının bakış açıları dikkate alınır. Yani dini öğrenmede olduğu gibi o merkeze alınan dine göre diğer dinler değerlendirilmez. O din neyse hangisi? Hinduizmse Hinduizm. İşte ne bileyim Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyanlık. O dinin mensuplarının bakış açısına göre öğrenilir. Niye? Yani ben bu Hristiyan'ı öğreneceksem kardeşim Hristiyan'ın gözünde Hristiyanlık nedir? Ona göre öğrenmeliyim deniyor. Son cümle önemli. Dindar bir birey değil. Farklı dinleri anlamaya çalışan birey yetiştirmek öncelenir. Tekrar ediyorum. Dindar bir birey değil. Farklı dinleri anlamaya çalışan birey yetişmek önemli. Farklı dinleri anlama. Şu cümlenin altını çizelim arkadaşlar. Farklı dinleri anlama önemli. Burada bana sorulan doktoriner mi, mezhepler arası mı, dinler arası mı, mezhepler üstü mü? Cevap arkadaşlar bunlar değil. Cevap E şıkkı fenomenolojikti. Ama diğer şıklara şöyle kısaca bir cümleyle özetleyeyim. Anlatmıştık. Doktorların diğer adı mezhebiydi. Bir mezhep merkeze alınırdı. Bir mezhep merkeze almışsa din de merkeze almıştır. Şu tanıma uyuşur mu? Hayır, uyuşmaz. Mezhepler arasında geldiğimiz zaman farklı mezheplere mensup bireyler aynı sınıftaydı. Kendi mezhep görüşlerini çok rahatça ifade edebiliyorlardı. Burada öyle bir durum var mı? Hayır, yok. Dinler arasında geldiğimizde ise farklı dinlere mensup insanlar bir aradaydı. Onlara rahatça görüşünü ifade edebiliyor demiştik. Mezhepler üssü Türkiye'de uygulanandır. Yine bir din vardır. Yani halkın büyük çoğunluğu Müslümandır. Ama herhangi bir mezhep merkeze alınmaz. Şu muhtemelen bu soruyu çözenler Diyarbakır ile Edirne şık arasında kalmıştır. Neden Diyarbakır şıkkını eledik? Değerli arkadaşlar, önce dikkat ederseniz herhangi bir din öncelenmiyor diyor. Mezhep demiş olsaydı o zaman ben mezhepler üssünü işaretleyebilirdim diyeyim. Zaman kaybetmeden hemen diğer soruma devam edeyim. Arkadaşlar geldik 2017 ÖABT sorusuna. Öğretici güzel bir soru. Aynı zamanda Türkiye ile benzerlik olan bir ülke de olacak burada. Hemen 48. sorumuzu okuyalım. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Biraz zamanımızı alacak bir soru ama alsın. Çünkü bayağı bir şey öğretecek bir sorudur bu sorumuz. Zaman noktasına kaçmıyoruz diyeyim. Din eğitimi alanında doktora yapan bir öğrenci burslu olarak Almanya'ya gider. Öğrencinin çalışma konusu Avrupa ülkelerindeki eğitim yaklaşımlarını yerinde incelemek ve aralarındaki farkları tespit etmektir. Bu çerçevede ikamet ettiği ülkenin yanı sıra Avusturya ve Çekya'ya da kısa süre ziyaretler gerçekleştirir ve gözlemlerde bulunur. Araştırmasının final raporunda ilgili ülkenin din eğitimiyle ilgili yaklaşımları konusunda şu tespitleri kayda geçirir. Almanya, öğrencinin din ve dinlerle ilgili doğru bilgi sahibi olmaları önemsenmektedir. Devlet okullarında verilen din eğitimi tarafsız bir bilgilendirme üzerine kurulur. Avusturya, din eğitimi öğrenciyle aynı dine mensup kişiler tarafından verilmektedir. Yani öğrenci de Hristiyan, hoca da Hristiyan. Eğitimin merkezde mensup bulunan din yer almaktadır. Şimdi şu öncüler üzerine biraz sizlere soru cevap yapacağız arkadaşlar. Konularımızı pekiştirelim diye. Çekya'ya geldim ise eğitimi ve öğrenciyi merkeze alan dini de bunun için gerektiği ölçüde kullanılan bir yaklaşım söz konusudur. Şimdi değerli arkadaşlar, Çekya'da, Avusturya'da hangisi uygulanıyor? Dini öğrenme mi, dinden öğrenme mi, din hakkında öğrenme mi? En sondan başlayayım, Çekya'dan başlayalım. Niye? Çünkü Çekya bizim ülkeyle tıpatıp aynı arkadaşlar. Çekya'da eğitimi ve öğrenciyi merkeze alan, dini de bunun için gerektiği ölçüde kullanılan bir yaklaşım söz konusuysa, Çekya'da dini öğrenme mi, dinden öğrenme mi, din hakkında öğrenme mi uygulanır? Cevapları alayım. Çok güzel. Dini öğrenme değil, din hakkında öğrenme değil, dinden öğrenme. Tekrar ediyorum, dinden öğrenme. Öğrenci ne yapıyor? Öğrenciyi merkeze almışız, öğrenci aktifleşiyor, öğrenmeyi öğreniyor. Gidiyor kendisi dinden öğreniyor. Anlaştık mı? Devam et. Avusturya'ya geçelim. Din eğitimi öğrencilere aynı dine mensup kişiler tarafından veriliyor. Hoca Müslüman, öğrenci, pardon, hoca Hristiyan, öğrenci Hristiyan. Eğitim merkezinde mensup bulunan din yer almaktadır. Bir din merkeze alınmışsa bu hangisidir? Dini öğrenme mi? Dinden öğrenme mi? Din hakkında öğrenme mi? Tabii ki dini öğrenme. Devam et. Almanya'ya gel. Öğrencilerin din ve dinlerle ilgili doğru bilgi sahibi olmaları önemsenmektenmiş. Tamam. Devlet okullarında verilen din eğitimi tarafsız bir bilgilendirme üzerine kurulur. Tarafsız bilgilendirme falan varsa bu nedir? Din hakkında öğrenmedir. Din hakkında tarafsızca bilgiyi veriyor mu? Veriyor. Dikkat et. Almanya'ya ben niye dinden öğrenme demedim de din hakkında öğrenmeden? Şu fark var arkadaşlar. Çekya'daki gibi değil. Çekya'da öğrenci merkeze alındı mı? Alındı. Öğrenci merkeze alındı ne demektir? Öğrenci artık aktifleşir, öğrenmeyi öğrenir. Hani bizim Türkiye'deki çağdaş sistemin tıpatıp aynısı, yapılandırmacının tıpatıp aynısıdır. Ama Almanya ise ne diyor? Ya doğru bilgi veriyor. Yani tarafsız, objektif bilgi, bilimsel bilgiler veriyor. Hatırlayın benim anahtar kelime neydi? Bilimsel bilgi. Bilimsel bilgi gördüm, bana soran neydi? Din hakkında öğrenmeli demiştim. Şimdi soruyu çözelim. Belki sorudan unutulmuştur arkadaşlar. Neyse. Bu ülkenin hareketi hangisi söylenemez? A. Almanya'da
din hakkında öğrenme yaklaşımı esas alınmaktadır. Doğru mu? Az evvel açıkladım. Evet, din hakkında öğrenme yaklaşımı esas alınmış. B'ye gel. Avusturya'daki öğrenci kitlesi heterojen bir karakter arz etmektedir. Şimdi Avusturya'da ne demişti? Hoca da öğrenci de aynı dine mensup. Burada bir homojenlik var. Homojen neydi? Aynı tip. Heterojen farklı farklı tip. Anlaştık mı? O yüzden B şıkkında problem var. Bir dur hele. Cevap B'dir demiyorum. Hemen değerli arkadaşlar hemen tak işaretlemeyin. Sabırlı olun. Hep sorular böyle acilden hızdan kaçıyor. Bilgisizlikten kaçmıyor genelde. C. Çekya'daki öğretmenler dinden öğrenme yaklaşımına göre ders anlatmaktaymış. Doğru mu? Evet. Hatta Türkiye'deki tıpatıp tıp aynısını demedik mi? Öğrenci merkezi almış. Öğrenci aktif falan. Dinden öğrenme kullanmakta. Devam et. Güzel. Diyarbakır şıkkına geldik. Avusturya'daki din eğitimi yaklaşımında dini ve mezhebi ögeler belirgindir. Doğru mu? Evet. Dini öğrenme var. Çünkü hoca da Hristiyan, öğrenci de Hristiyan ve sanki mezhep de merkeze alınıyor. Aynı tip insanlar diyoruz. Ama şey yani %100 diyemiyorum da belirgindir falan diyorum. Kesin nettir demiyorum. Bekle. Almanya'daki öğrenci kitlesi çoğulcu toplum yapısını örneklemektedir. Doğru mu? Evet, çoğulcu toplumlarda biz ne yaparız? Din hakkında öğrenme yaklaşımı kullanırız. Eğer çoğulcu toplum olmasaydı, homojen toplum olsaydı dini öğrenmek kullanılır diyelim. Daha fazla uzatmadan cevabı hemen işaretleyeyim. Cevap Batman şıkkıydı arkadaşlar diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, 2018 sorusuna geldik ki bu soruyu okur okumaz diyeceksiniz ki ya hocam aynısı vardı. Evet, 2014'te sorulan şeyin aynısı tıpatıp sorulmuştu. Yani ÖSYM şunu yapmıştı, daha evvel öğretmişti. Bu sefer tanımını vermişti. Öğrettiği tanımdan sormuştu. Şimdi soruyu okuyacağım. İlk kısmı tamamen hikayedir. Sadece son cümleye odaklanarak cevabı vereceğiz. Buna göre Bekir öğretmenin ziyaret ettiği okulda aşağıdaki din öğretim modellerinin hangisi merkeze alındığı söylenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngiltere'ye din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görevlendiren Bekir öğretmen burada bulunduğu zaman zarfında hem görevini sürdürmüş hem de çevresindeki okullarda dini bilginin nasıl öğretine dair gözleme dayalı araştırmalar yapmış. Bu araştırmanın birinde ziyaret ettiği okulun müdürü benimsedikleri din öğretim modelini hakkında bilgi vermiş ve bu modeli benimsemelerini şu şekilde gerçekleştirmiştir. Benimsemelerini şu şekilde gerekçelendirmiştir, özür diliyorum. Bundan sonrası önemli, biraz hızlı okudum. Biz İngilizler çoğulcu bir toplumuz. Çünkü ülkemizde çok farklı din ve mezhep bulunmaktadır. Dolayısıyla biz sadece farklı inançlar hakkında öğrencileri bilgilendirmekle yetiniriz. Herhangi bir din ve inancı öncelemeyiz. 2014 sorusunda da zaten bu tanım verilmişti. Soru yazarı ne yaptı? O tanımı aldı, hikayeleştirdi. Bekir öğretmeni bir öğretmeni İngiltere'ye gönderdi vesaire. Ki zaten biz bu modeli tanımlarken ne dedik? İngiltere'de uygulanan modeller dedik. Cevap neydi? Kültür arası mı, doktrinler mi, dinler arası mı, mezhep arası mı? Hayır, cevap yine fenomenolojikti diyelim. Ve zaman kaybetmeden devam edelim arkadaşlar. Ve geldik 2019 sorusuna. 2019 sorusu nasıl gelmişti? 2018 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır denmiş ki 2018 yılında bizim DİKAP öğretim programı güncellenmişti, yenilenmişti. 19 yılında habire 19 ve sonrası habire güncellemelerle ilgili sorular geldi ki devam eden videolarda özellikle bu sorulara yer vereceğiz arkadaşlar. Neymiş, hangisi yanlışmış? Cevap şıkkı zaten burada belirtmiş. Öğretici bir soru olduğu için aldım. A şıkkı adalet, dostluk, dürüstlük ve benzeri kök değerler öne çıkarılmış mıdır? Evet, hatırlarsanız ben ders videolarında da değerler kısmı anlatırken özellikle şu cümleyi okuttum size bizzat öğretim programında. Bizim DİKAP öğretim programının perspektifini belirleyen şey benimsenen kök değerlerdi. O kök değerleri unutmuyoruz arkadaşlar, çok çok önemli. B, üniteler her sınıf düzeyinde aynı öğrenme alanına göre sıralanmıştır. Değerli arkadaşlar bu 2018'den önce öyleydi. Yani 2018'den önce mesela hani kendi çalıştığım okuldan falan bilirim. Yani 9. sınıflarda 3. ünite Hazreti Muhammed ayrılmıştı. 10. sınıfta Hazreti Muhammed 3. 10. sınıfta da 3. ünite Hazreti Muhammed'ti. 11. sınıfta 3. ünite Hazreti Muhammed ayrılmıştı. 12. sınıfta 3. ünite Hazreti Muhammed'e ayrılmıştı. Tabii hep aynı şey tekrar etmiyordu. Yani 1. sınıfta yani lise 1'deyken Hazreti Muhammed'in hayatı, lise 2'ye geldiğimiz zaman gençlik ve Hazreti Muhammed, işte 3. sınıfa geldiğimiz zaman Hazreti Muhammed'in örnek Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Muhammed. Son sınıfa geldiğimiz zaman ise işte Hazreti Muhammed'i tanımak için hadis kaynaklarıyla ilgili çalışmalar, etkinlikler yapılırdı diyeyim. Bu 2018 değişikliğiyle kaldırıldı arkadaşlar. Zaten ünite sayısı da düştü. Artık o ünite sıralanırken işte 9. sınıfta 3. ünite Hazreti Muhammed'dir. O zaman 10. sınıfta da 3. ünite Hazreti Muhammed olsun diye bir anlayış kabul edilmedi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Batman şıkkıydı. C'ye geldik. Ünite sayıları tüm sınıflar düzeyinde 5 olarak belirlenmiştir. Evet, 9, 10, 11, 12. sınıflarda hepsinde tam toplamda 5 ünite var. Yani daha evvel bazı sınıflarda 6, bazıları 7 ünite oluyordu. Artık sabit. Tüm sınıflarda 5 ünite var. D, mezhepler üstü bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Evet, bu soruyu almam sebebi aslında şu şıktı arkadaşlar.
bizim öğretim programı hazırlanırken mezhepler üstü bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu niye özellikle üstüne basa basa vurguluyorum? Çünkü pratikte sanki bir mezhep merkeze alınmış gibi algılanabilir, öyle zannedilebilir ama öyle değildir arkadaşlar. Devam edelim. Yetkinlikler Türkiye yetkinlikler çerçevesinde THÇ'de belirtilmiştir. Ki Türkiye yetkinlikler çerçevesi dediğimiz şey sadece dikkatçıları ilgilendiren bir durum değildi. Daha evvel belirtmiştim. Sosyal alan, tarih alan, coğrafya alan birçok alanda da bu vardı. Ki ben özellikle şu yetkinliklerle ilgili soru çözerken diğer branşlardan da çıkmış sorular aldım. Hani onlara bak böyle sormuş bize de gelebilir diye diyeyim. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şu ilk bölümü bitirelim. İlk bölümümüz neydi? Din öğretim modelleri konumuzu anlattık, çıkmış soruyu çözdük. Elimden gelince geniş kapsamlı bir video serisi hazırlamaya çalışıyorum. Yani şu dikap alan eğitimi denilen ya da alan eğitimi sorularından gelen bütün konuları anlatmaya ve bütün çıkmış soruları çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani 2013'ten ta 2021'e kadar çıkmış bütün sorular çözülecek. Çözülecek derken nasıl işte böyle konulara böldüm. Önce konuyu anlatıyorum, sonra o konuyla ilgili gördüğünüz gibi işte soruları çözüyoruz. Daha sonra şöyle şu alan eğitimi özellikle ÖYT kısmı var ya, yöntem teknikler var. Onlarla ilgili ne yapacağımızı söyleyeceğim zaten. Bir de kısa bir kısım kalıyor. Hani bu konulardan biraz bağımsız, hafif yorum yapılabilen sorular var. Onlarla ilgili videolar çekileceğiz. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Çıkmış bütün alan eğitim soruları tahlil edildi arkadaşlar. Onlarla ilgili konulatmalar yapıldı ve çıkmış sorular çözülüyor diyeyim. Tekrar edeyim, en geniş kapsamlı alan eğitim videosu çekmeye çalıştım. Belki biraz vaktinizi aldım. Elimden gelince fazla vakit almamaya çalıştım. Bunu defalarca söyledim. Ama ancak bu kadar kısa biliyorum. Fazla vakit almam adına ki kapsam çok da daralmasın ki soru kaçırmayalım arkadaşlar. İnşallah soru yakalamaza faydalı olurum diyeyim. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin. Hadi seri izlemeye devam edelim.